Günahtan duyulan samimi pişmanlık ile suçluluk psikolojisiyle beraber gelen değersizlik duygusu birbirinden farklı mıdır? Eğer bir yanlış yapmışsak ya da hayatı yaşarken hayatımızın bir bölümünü yanlış yaşamışsak eğer imanımız varsa, Rabbimize döndüysek bu farklı bir şeydir kendi kendimizi elbette ki suçlarız. Bunun için kendimizi kınarız. Evet, levame nefsine haliydi bu. Tövbe ederiz, istiğfar ederiz. Eğer o yanlışları bıraktıysak, terk ettiysek, güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışıyorsak, bu durumda Allah ayet-i kerimede buyurduğu gibi, günahlarımızı sevaba çevirir. Artık orada suçluluk psikolojisi olmaz. İman ile beraber olunca o psikolojinin e, temizlenmesi gerekir. O suçluluk halinin gitmesi gerekir. Tevbe ettik, istihbar ettik. Buna beraber eğer birilerine zarar vermişsek, tahrif ettikimiz bir şeyler varsa onu da tamir etmeye e, çalışıyoruz ki bilhamı sevaba dönüyor. Ama onu e, devam eden ne dedi? Değersizlik kendini değersiz görme hali. Bu tamamen şeytandandır. Altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. Çamurlanmış sadece. Çamur bulaşmış. Tevbe edince, istihbar edince evet, temizleniyoruz. Nasıl ki o altını alıp yakadığımızda temizlendiği gibi biz de temizlenmiş oluyoruz. Hatta bir de değer katmış oluyor ki günahı sevaba dönüyor çünkü orada. Orada o kendini değersiz görme hali şeytanın verdiği vesvesedir. Şeytan ona diz çöktürmeye çalışıyor. Eğer o hali devam ederse o gücünü kaybeder, manevi gücünü kaybeder. Allah'a koşma gücünü kaybeder. Allah için bir şeyler yapma gücünü kaybeder. Bununla beraber kendini Allah'ın huzuruna layık görmez, göremez. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri yok sayar. Şükürsüz bir hal alır. Şükreden bir kul değil. Ondan evet, şükürsüz bir kul çıkmış olur ki zaten şeytanın istediği de budur. Böyle bir durumda asla şeytana e, taviz vermemek gerekir. Ben Rabbim beni affetti. Ben de kendimi affettim. Rabbim beni seviyor. Bununla beraber eğer yok Rabbim beni affetmiyor diyorsa kendi günahını Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden daha büyük görüyor demektir. Kendi günahını Allah'a şirk koştu demektir. Günahını Allah'a şirk koşuyor. Kendini Allah'a şirk koşuyor. Kendini o kadar büyük görüyor ki Allah'ın muhatabı gibi, ortağı gibi görüyor. Ben ona yanlış yaptım. Sen ona yanlış yapamazsın. Sen kimsin ki ona yanlış yapasın? Sen kendine yanlış yapmışsın. Kendine zulmetmişsin. Kendini çamurun içine atmışsın, batağın içine atmışsın. Rabbine dön, tövbe et, Rabbim beni affetti, mağfiret etti. Rabbim beni rahmetinin içine aldı. Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Rabbim gafurdur, gafardır, tevabdır, afudur demen lazım. Yoksa Allah'a iman etmiş olmuyorsun. Zaten iblis evet, bu e, psikolojiyi ona verirken, değersizlik psikolojisini ona verirken Allah'ın isimleri ona inkar ettiriyor. Yok say, saydırıyor. Ona ben dedirt, dedirtiyor. Ben işte şöyle yanlış yaptım. Yanlış. Yani senin büyüklüğünden ne çıkar? Senin günahından ne çıkar? Allah buyurmadı mı? Allah bütün günahları affeder demedi mi? Ey nefsini israf eden, kendini harcayan, hayatını harcayan kullarım. Allah'tan umudunuzu kesmeyin demedi mi? Dedi. Her böyle düşündüğünde, kendini değersiz gördüğünde, benim günahım var dediğinde, Allah beni affetmez dediğinde, Allah'ın isimlerini inkar ediyor. Rabbini inkar ediyor, haber yok. Bunu şeytan ona yaptırıyor. Hatta bir de onu güzel gösteriyor. Sen kendini kötü görüyorsun, hatalı görüyorsun, kusurlu görüyorsun deyip, bir de ona sağdan gelip böyle hile yapar. Evet, bunu insanlar da yapıyor, yakınları da yapıyor. Her biri şeytana yardım ediyor demektir. İnsana insani hatırlatmak lazım. Hazreti insan olduğunu Allah'a göre hatırlatmak lazım. Eğer insan insana Allah'ın nazarıyla nazar ederse Resulünün yaptığı muameleyi yapabilir. Yok, Allah'ın nazarıyla nazar etmezse şeytanın yaptığı muameleyi yapar. Hiç farkında olmadan şeytana yardım eder. Başkaları şeytana yardım etse bile, evet bizim şeytana, günahı işleyenin şeytana yardım etmemesi gerekir. Ayağa kalkması gerekir. Doğrulması gerekir. Rabbim Allah'tır deyip, Allah'ın huzurunda durması gerekir. Huzura çıktığında, <laughs> evet, kurun geldi ya Rabbi, aciz kurun, günahkar kurun, hatalı kurun, senden kaçan kurun geldi ya Rabbi. Senden başka gidilecek yeri, olmadığını anlayan kulun geldi ya Rabbi demesi gerekir. Görecek ki evet Allah rahmetiyle tecelli eder, onu muhabbete gark eder. Onu ayağa kaldırır, ayakta tutar onu. Evet. Kardeşimiz çok güzel söylemiş. Aynen öyle oluyor, öyle yapılıyor. Evet bu şeytanın tuzağı bilerek ya da bilmeyerek bir de şeytana yardım ediliyor en yakınlarımıza bile o Allah'ın verdiği kıymeti, değeri, şerefi veremeyince kendi elimizde alıp şeytana teslim ediyoruz. Şeytan ona muamele ederken, onu dağıtırken, yerin dibine geçirirken o da şeytana yardım ediyor. Sorun nerede? Allah'ın nazarıyla nazar edemediğimizden Resulünün muamelesini yapamıyoruz. Resulüne tabi olup muameleyi öyle yapamıyoruz ondan. İnşallah hep beraber insana insanı hatırlatacağız. Kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini. Allah'ın katındaki yerini ona hatırlatacağız. Allah'ın ona verdiği şerefi ona hatırlatacağız. Öyle ki insan kendine gelsin. İnsan Rabbinin davetine icabet etsin, edebilsin, o gücü, o kuvveti kendinde bulsun. Mesela Peygamberleri anlatırken Allah onları bize örnek olarak anlatır, biz ne diyoruz? Onlar Peygamberdi. Yetmez, sahabeyi anlatırken onlar diyor sahabeydi. Biz onların yaptığını yaparsak, onların kazandığını kazanmamız gerekmez mi? Onlar diyor özel insanlar, başka insanlar. Yetmez. Velileri anlatırken böyle öyle söylüyorlar. Onlar diyor Allah dostu. Sanki dostluk havadan geliyor ya da Allah birilerine haşa torpil yapıyor, birilerine de zulmediyor gibi söylemiş oluyor. Allah'a dost olma kapısı herkese aşıktır. Ardına kadar ve Allah bütün kullarını davet ediyor. <laughs> Aynı şekilde kim hangi peygamberin hangi halini taşır, o gereğini yaparsa o peygamberin o konudaki kazandığı nimeti kazanır. Hangi sahabenin yaptığını yaparsa, o gönüle sahip olursa o sahabenin kazandığını kazanır. Allah ne kimseye torpil yapar ne de kimseye zulmeder. Tercihi kuluna bırakmış, daveti yapmıştır. Tercih tamamen kula ait. Onun için kulun öyle bir dik durması gerekir ki Rabbim ne derse o kim ne derse desin demelidir. deyip Rabbine koşmalıdır.